Ferrari, aynı az önceki örneğin aynısı. Sahiplikler söyleyemedim. Ne güzel Almanca oluyor. Hallo Leute, willkommen zurück. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugün olumsuzluklardan konuşacağız. Yani artık olumlu bir cümleyi, olumsuz cümleyi nasıl çevireceğime bakacağım. Cem abi acayipsin, punchlar sanki taytsin, foto çekin. Şimdi Almanca'da olumsuzluk ikiye ayrılıyor. Bir tanesi kein, daha önce artikeller videosunda bahsetmiştim. Gene üstünden geçeceğim şöyle bir tekrar olsun diye. Bir tanesi de nicht. Genel olarak cümleleri, zarfları, fiilleri olumsuzlaştırdığım bir ek olan. Önce bir kein'i hatırlayalım. İlk olumsuzluğum kein. Ya da artikeli değil olduğu durumlarda keine oluyor. Şimdi daha önceki videolarda şu şekilde bir şeyden bahsetmiştim. Atıyorum herhangi bir nesneniz olsun ve nesneyi gösterdiğinizde deyin ki Das ist ein Auto. Gösterdiğim nesnenin bir araba olduğunu size söylemiş oluyorum. Olumsuz yaparken başına K harfi koymam benim için yeterliydi. Kein Auto. Başka bir örnek yazacağım. Das ist eine Blume. Artikeli die olduğu için aynı olarak yazmıştım. Bunların hepsinden bahsettim. Zaten artık biliyorsunuz eminim. Olumsuzlaştırırken de başına K harfi ekleyeceğim. Keine Blume. Şimdi aynı auto derken olumluydu. Keine auto dediğimde olumsuz yaptım. Aynı Blume de olumluydu. Keine Blume de olumsuzlaştırdım. Nesnemin artikellerine göre aynı ya da keine yazmaktan bahsettim. Genel olarak ben burada artık nesnemi yani ismimi olumsuzlaştırıyorum. Eğer kullandığım kelime artikelli bir kelime ise ve kendisinden önce bir olumsuzluk katmak istiyorsam kein kullanıyordum. Peki ben nicht'i yani bu olumsuzluk olan nicht'i nerede kullanacağım? Bir de ona bakalım. Şimdi nicht dediğimiz olumsuzluk çok fazla yerde kullanılıyor. Mesela cümlenizin en sonuna yazarsanız genel olarak cümleyi olumsuzlaştırmış olursunuz. Ben şimdi örneklerle açıklayacağım bunların hepsini. Susan kommt heute ins Kino. Bu cümle olumlu bir cümle. İçinde herhangi bir olumsuzluğum yok. Tamamıyla kurallı ve doğru bir cümle. Şimdi Suzan'ın bugün sinemaya geleceğinden bahsettim. Genel olarak bütün cümleyi olumsuzlaştırıp Suzan'ın gelmeyeceğinden bahsetmek istiyorsam cümlemin en sonuna nicht yerleştireceğim. Cümlemde zaten bir tane fiil var. Fiili olumsuzlaştırmak için ne öncesine koyabilirim, koyamam. Öznemin yüzünden çekimlemem var. TKMOLO diye bir sıralamam zaten var. Genel bütün cümleyi olumsuzlaştırmak istiyorum. Suzan'ın bugün sinemaya gelmeyeceğini, öyle bir planı aslında olmadığını söylemeye çalışıyorum. O yüzden nicht'i en sona yerleştirip Susan kommt heute ins Kino nicht dedim. Bütün cümleyi olumsuzlaştırdım. Şimdi burada şöyle küçük detaylarım var. Atıyorum cümlenizi tekrar yazıp bir olumlu bir şekilde bir daha yazacağım. Cümleyi tekrar geçiriyorum. Şimdi cümleyi bu sefer bir tık kısalttım. Susan yerine sie kullandım. Artık özneleri kısaltmalarla ilgili bir problemimiz yok bence. Sie kommt heute ins Kino. Bugün sinemaya gelecek olan bir kişiden bahsediyorum. Atıyorum cümlemde genel bir cümleyi olumsuzlaştırmaktansa size şöyle bir şey yapsam. Nicht'i tam buraya yazsam. Ve size desem ki Susan ya da sie kommt heute nicht ins Kino desem bu sefer şöyle bir anlam vermiş olun. Ya bugün sinemaya gelmeyecek. Yani sinemaya geleceği o saatte bir müsaitliği yok. Sinemaya gelmeyecek ama genel olarak geleceğiyle ilgili bir bilgimiz var. Sinemaya gelmiyor. Onu da mı istemediniz? Zamanı olumsuzlaştırın. Sie kommt nicht heute ins Kino derseniz bu sefer de şey demiş olursunuz. Ya bugün gelmeyecek sinemaya. Bugün sinemaya gelebilecek vakti yok. Ama normalde başka bir gün olsaydı belki gelirdi anlamında. Yani ben ögeleri, cümlemin içerisinde yer alan bu zaman ögeleri olsun ya da ne bileyim mekan olsun, modeller olsun hiç fark etmez. Cümlenin içerisindeki o istediğim öbeği olumsuzlaştırmak için kendisinden önce nicht kullanmak zorundayım. Ama bütün cümleyi olumsuzlaştırsaydım bugün sinemaya ne alaka öyle bir durum yok anlamı vermek isteseydim nicht'i cümlemin en sonuna yerleştirirdim. Buraya kadar okuyayım mıyız? Bence okeyiz. Siliyorum örneklerle devam edeceğim. Herhangi bir cümleyi yazacağım tekrar nicht kullanımına örnek olması için. Mesela diyeceğim ki Das ist mein Handy. Handy cep telefonu demek. Şimdi Das ist mein Handy dedim. Bu telefon benim. Şimdi mein Handy kısmı bana ait olan bir nesneden bahsediyorum. Deseydim ki Das ist nicht mein Handy. Demiş olurum ki otomatikman, yo bu telefon benim değil. Şimdi "Das ist mein Handy nicht" dediğimde cümlede bir takım böyle söylerken bile bir absürtlük, bir gariplik hissediyorsunuz. O yüzden bu tarz sahipliklerde, yani bana ait ya da başkasına ait, bize ait hiç fark etmez. Eğer bir sahipliğim varsa sahipliğimden önce kullanmak çok daha tatlı oluyor. Yani "Das ist nicht mein Handy" demek daha sevimliyken "Das ist mein Handy nicht" dediğinizde bir abeslik yaratmış oluyorsunuz. O yüzden sahipliklerden önce olumsuzlaştırmak istiyorsam nicht kullanacağım. Peki bu nicht'i başka nerelerde kullanacağım? Devam ediyorum örneklere. Biraz sıfatlarla ilgili örnek vereyim. Mesela diyeyim ki Ferrari'nin hızlı bir araba olduğunu söyleyeyim. Ferrari ist schnell. Şimdi Ferrari'nin hızlı olduğunu söyledim. Süper. Dedim ki olumlu bir cümle, öznem var. Öznemin yanında çekimlenmiş bir fiilim var. Schnell benim zaten sıfatım. Ferrari ist schnell dedim. Olumsuzlaştırmak isteseydim Ferrari ist nicht schnell demem gerekirdi. Aynı az önceki örneğin aynısı. Yani ben Ferrari ist schnell nicht dediğimde bir absürtlük, bir abeslik hissediyorsam eğer hemen sıfattan önce yerleştireceğim ve nicht schnell dediğimde olumsuzlaştırmış olacağım. Yani az önceki örnekle birlikte düzenlersek. Posesiflerden, yani sahipliklerden önce, süper, ve sıfatlardan önce nicht kullanacağım. Yani ben olumsuzlaştırmak istediğim ögelerden önce kullanacağım. Sıfatlardan önce, zarflardan önce, onun dışında sahipliklerden önce vesaire vesaire. Genel olarak bir fiil cümlesine, yani ich esse gibi ya da ich lese gibi, ich gehe, ich komme, ich arbeite um 12 Uhr gibi herhangi bir cümleyi olumsuzlaştırmak istiyorsam cümlenin en sonuna nicht yerleştireceğim. Şimdi nicht kullanımıyla kein kullanımı arasındaki fark şu. Nicht kullanımıyla kein kullanımı arasındaki fark şu. Eğer isminizden önce ein ya da aynı bulunuyorsa, yani artikelleriniz bilinmeyen artikellerse kein kullanacaksınız. Onun dışında eğer kelimeniz normal artikelliyse, bununla ilgili de bir örnek yazayım hemen. Eğer normal artikelliyse, dergi dastan biri bulunuyorsa, cümlenizi tamamen olumsuzlaştırmak istiyorsanız, bu şekilde sıfatlarınızı ve benzeri her detayı olumsuzlaştırmak istiyorsanız, olumsuzlaştırmak istediğiniz detaydan önce nicht yazıyorsunuz ya da cümlenin en sonuna yerleştiriyorsunuz. Ama o abesliğe bir dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Ferrari ist schnell nicht dediğinizde bir fiil cümlesini değil, bir sıfat cümlesini olumsuzlaştırdığınız için sıfattan önce yerleştirmeniz daha güzel oluyor. Daha böyle ne güzel Almanca oluyor gibi oluyor. Şimdi şuraya sileyim, şu artikelle ilgili bahsettiğim kısmı küçücük bir açacağım. Bu özellikle karıştırılan bir detay olduğu için bunun üstüne çok durmak istiyorum. Şimdi diyeceğim ki mesela Ich lese das Buch. Ben kitap okuyorum demek. Bir de Ich habe ein Buch. Ben bir kitaba sahibim. Şimdi yukarıdaki cümlemde Buch kelimesinden, yani kitap kelimesinden önce artikelimin kendi hali var, belirli hali var. Yani der diye dastan bir tanesi var. Alttaki cümleye bakarsam artikelin ne olduğunu bilmiyorum. Başında aynı şeklinde yazılmış. O zaman belirsiz bir artikel var. Şimdi belirsiz artikelleri olumsuzlaştırırken kuralımız zaten sabitti. Başına K harfi eklemeniz yeterliydi. Üstteki cümlede artikelin ne olduğunu biliyorsunuz. O yüzden herhangi bir şekilde buraya bir kein eklemek gibi bir lüksiyatımız kesinlikle yok. Yani bilinen artikellerden önce nicht kullanabiliyorsunuz otomatikman. Çünkü artikelin ne olduğu çok bariz. Artı ortada ben bir kitap okuyorum yerine kitap okuyorum dediğiniz için burası bir tık karışacak gibi tahmin ediyorum. Dikkat edeceğiniz şey, artikel belirliyse nicht kullanacağım, artikel belirsizse eğer kein kullanacağım. Öyle kafanıza göre nasılsa ben kelimeyi olumsuzlaştırıyorum, oraya bir kein ekleyivereyim yapamazsınız. Belirsiz artikellerde kein, belirli artikellerde nicht. Tekrar söylüyorum, nicht ve kein arasındaki en büyük fark, nicht cümle olumsuzluklarında kullanılır. Kein kelimenin artikeli eğer ein, eine ise kullanılır. Das ist alles. Danke. Bis bald. so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.